Herkese merhaba. Bugün sizlere kahramanın yolculuğundan bahsedeceğim. Kahramanın yolculuğu Joseph Campbell tarafından tanımlanan bir anlatı modelidir. Binlerce yüzü olan Kahraman adlı kitabında geçmektedir. Kahramanın başından geçen macera ve dönüşümü aktaran anlatı paradigması, başarılı filmlerin genellikle temel aldıkları modeldir. Burada tırnak içinde başarılı filmler derken, gişede başarı sağlamış mainstream, yani ana akım Hollywood sinemasından bahsettiğimi vurgulamak isterim. İnsanlığın hikaye anlatmaya başladığından beri kullandığı design mantığı budur desek sanırım yanlış olmaz. Öyle ki mitoloji, destan, tragedyalar gibi kültürlerin en eski kalıntılarında bile kahramanın yolculuğuna rastlarız. Genel izleyici kitlesinin bilinç dışı isteklerine uygun düştüğü için günümüzde Hollywood filmlerinde sıkça uygulanan bir yöntemdir. Biz bu yöntemin Hollywood sinemasında kullanıldığını ilk olarak George Lucas tarafından duyduk. O da şu şekilde oldu. 1988 yılında PBC kanalında yayınlanan The Power of Myth isimli programa Joseph Campbell konuk edilmişti. Programda da kahramanın sonsuz yolculuğundan bahsedildi ve geniş yankı uyandırdı. Daha sonra Bill Moyers, George Lucas ile Yıldız Savaşları'nın Mitolojisi isimli bir program daha yaptı. Bu programda George Lucas, Yıldız Savaşları üçlemesini ve Indiana Jones'u yaratırken Campbell'ın çalışmalarından yararlandığını itiraf etti. Ekranda gördüğümüz 3 ana ve 17 alt dala bölünmüş başlıklar yolculuğun parçalarıdır. Bugün sizlerle sinema tarihindeki karakterlerden örnekler vererek kahramanın sonsuz yolculuğuna çıkacağız. Fakat bizim odaklanacağımız Campbell'ın 17 aşamasından ziyade Christopher Vogler'ın 12 aşamasıdır. Vogler, Campbell'ın ortaya attığı bu 17 aşamayı daha basitleştirerek 12'ye indirmiştir. Şimdi ekranda gördüğümüz tabloda da bu yolculuğun 3 ana bölümünün, burada perdelerle ifade edilmiş tabi, senaryoda kaç sayfaya denk geldiğini görüyoruz. Bu gördüğümüz tabi ortalaması bunun. Her filmde böyle olacak diye bir kural yok. Hatta bağımsız sinemada bunun yıkıldığını görüyoruz. İlerleyen süreçlerde de onunla ilgili bir video da çekerim gerekirse. Tabloda gördüğümüz gibi birinci perde 25-30 sayfadan oluşuyor. Mentor, yani ustayla tanışmayla sınavlar arasındaki çizgide birinci dönüm noktasını oluşturuyor. Biz gündelik dünya, maceraya çare gibi başlıkları teker teker film karakterleriyle örnekler vererek isteyeceğiz zaten. Şimdi ilk defa gördüğünüz kavramlar biraz karışık gibi gözükebilir ama örnekleri gördükçe kafanızda oturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz birinci aşama olan gündelik dünyaya geçelim hep beraber. Evet, şimdi birinci aşama olan gündelik dünyada film yolculuğumuz başlamadan önce kahramanı tanırız. Burada izleyici macerayı kahramanın gözlerinden göreceği için ilk başta kahramana alışması, onunla yakınlık kurması, özdeşleşmesi gerekir. Alışkanlıklarını, davranış kalıplarını, işte yaşadığı çevreyle etkileşimini, değer yargılarını keşfetmesi izleyiciyi karaktere yakınlaştıran bir unsurdur. Çok öykünün başlangıcında kahramanımız yetersizliği olan, henüz bütünleşmemiş biridir. Örneğin oyuncak hikayesindeki Woody'ye bakalım. Oyuncakları çok seven sahibi Andy, doğum gününde hediye edilen Buzz isimli oyuncağı aldığında Woody'ye karşı olan ilgisini yitirir. Kahramanımızın pabucu Buzz'ın gelmesiyle dama atılmıştır. Woody kıskançlığın pençesindedir. Ölüm, aldatılma, terk edilme gibi olayların, düş kırıklığı, cesaretin yitirme, bunalım gibi duyguların kahramanımızda bulunması izleyiciyi ona daha da yakınlaştıran bir diğer unsurdur. Cehennem Silahı filminde sevdiğini yitirmiş Martin Riggs, intihara meyilli, bir sonraki adımının ne olacağı bilinmeyen ilginç bir kişiliktir. Gündelik dünya kahramanımızın huzur içinde yaşadığı ana yurdunu temsil eder. Burada kahramanımız günlük rutini içinde hayatına devam eder. Ta ki İkinci aşamamız olan maceraya davetteki daveti oluşturacak sebep doğana kadar. Her öyküde muhakkak kurulan düzeni bozan bir sorun çıkar.